Edirne Sarayı'nın inşasıyla Sarayı Çakırpınar Er Meydanı'nın taşınmasının gündeme gelmesinin ardından konuşan Edirne Belediyesi Eski Başkanı Eczacı İbrahim Ay, Sarayiçi Er Meydanı'nın çimlerinin bile tarihi olduğunu söyleyerek kaldırılacağı iddialarına sert tepki gösterdi. Sarayiçi istediği kadar Osmanlı'nın sarayının olduğu yer olsun, istediği kadar saraylar genel müdürlüğün hangi makama ait olursa olsun, Sarayiçi'nin tapusu her şeyden önce Atatürk'ündür. Çünkü Edirne Belediyesi Sarayiçi'nin tapusunu Atatürk'e hediye etmişti, Sarayiçi'ni. Atatürk de bunu memnuniyetle kabul etmiş, fakat burası Edirne halkınındır diye iade etmiş. Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nın taşınmasının söz konusu bile olamayacağını belirten Ay, bunu oradan kaldırmak isteyen arkadaşlar ya hayatında hiç Kırkpınar'a gelmemiştir, ya kulağına yağ kaçmamıştır, ya da Edirne'yi bilmiyordur. Öyle emirle olacak iş değil bu. Edirne anlatılmaz yaşanır. Siz daha Edirne'yi yaşamadan kalkmışsınız Sarayiçi'ni değiştireceksiniz. Bırakın Sarayiçi kalsın dedi. Bir defa Sarayiçi'nin olduğu yer sarayın içi. Saray değil. Saray setin arkasında kalan, yani köprüde kalan, Fatih Köprüsü'nün ötesinde kalan kısımda, hatta kapısı da giriş kapısındadır. Araştırmalar yapılıyor. Saray orada. Orası sarayın has bahçesi. Sarayda, has bahçede sosyal faaliyetlerin geçtiği, sosyal faaliyetlerin yapıldığı, gezinti yeri, piknik yeri, bir faaliyet bahçesidir. Has bahçede huzur güreşleri olmuştur. Tamam. Daha önceki yıllarda bizim orada harpten kalan esirlerimiz orada kabukları yediler, şunu yediler. Ama orada da şehitlik yoktur, mezarlık yoktur, has bahçedir. Her şeyden önce taş yerinde ağırdır. Eğer saray içini, Kırkpınar Meydanı'ndaki yerini kaldırmak istiyorlarsa yapacakları tek şey var. Yapacakları yeri tespit edecekler. Yapacakları tesisi yapacaklar. Yaptıktan sonra diyecekler ki arkadaş biz bunu buradan kaldırıyoruz. Öyle derme çatma yaparım ederim cağız cakla cuk olmak. Bu siyaset işi değil bu. Bu siyaset işi değil. Bu Edirne'nin kalbinden koparmak demek. Oranın çimleri bile tarihi ya. 1924 yılından beri o çimler orada. O çim yağdan alıyor kuvvetini. Pehlivan o çimi tuttuğu zaman kuvvet alıyor. Öteki çimi tut, suni çimi ne olacak? Sen istiyor musun? Burasını modern hale getir. Genişletmek mi istiyorsun? O sahayı genişletemezsin. Çünkü güreş seyircisinin keyifle seyredebileceği açıdır o. Futbol sahasının tribünleri gibi olmaz onların tribünleri. O açıdır o. En üstteki adam da en alttaki adam da aynı açıdan görüşlüğü, güreşi. O tribünler öyle yapılmıştır. Şimdi eğer orada eksikler varsa vardır. Muhakkak vardır günün şartlarına göre. Ta 35 sene önce yapılmış, eksik olmaz mı? Gayet tabii olacak. Ne yapacaksın oraya? Soyunma odası yap, şunu yap, bunu yap. Geç arkaya doğru. Geç tavuk korumanına doğru. Oralara doğru sosyal faaliyetli kısımlarını yap. Şu anda da mesela yıkarız, ederiz. Ya sor be kardeşim be. Türkiye'nin eksiği olan şey şu. Şu andaki bu hale gelmemizin sebebi şu. Meşveret, meşveret. Gel kardeşim bana sor, ona sor, buna sor. Kapıcıya sor ya. Sarayiçi'nin bekçisine sor bunu. Yani bu sormadan, soruşturmadan ben yaptım olduğuyla olmuyor bu işler. Edirne halkının belli bir şeyi var. Ta asırlardır buraya, 92 yıl başkenti yapmış bir şehir ya. Ben şu anda 87 yaşındayım. 5 yaşından beri ben o Kırkpınar'a gidiyorum arkadaş, benim içim yanıyor. Tunca Nehri'nde yıkanan pehlivanlar zamanından beri ben oradayım. Aklımızın erdiği, paramızın yettiği kadar yaptık. Şimdi para bol, yapın. Ama düzeltin orasını. Çatıyı yaptım, çatıyı yapacaksın. Bir rüzgarda yıkılacak dedi. 35 yıldır yıkılmadı. Belediye imkanlarıyla yaptık biz orasını. Kimseden de para almadık. Herkes diyor ki Özal'ın emriyle. Hayır efendim. Allah rahmet eylesin Özal'a. Ama benim ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın verdiği kararla yaptık biz orasını. Rahmetli Özal da yardım etti. Ondan sonra da rahmetli Demirel yardım etti. Emirle yapılmadı orası. İstek ve arzuyla yapıldı. Belediye meclisi üyeleri, o zamanki arkadaşlarım hepsi Edirne'nin seçtiği kişilerdi. Ben de Edirne'nin seçtiği kişi olarak Edirne'yi temsilen oraya yaptık kardeşim. Taş yerinde ağırdır, orası kalkmaz. Bunu oradan kaldırmak isteyen arkadaşlarım da ya hayatında hiç Kırkpınar'a gelmemiştir, ya kulağına yağ kaçmamıştır, ya da Edirne'yi bilmiyordur. Öyle emirle memirle olacak iş değil bu. Gezerek, konuşarak. Edirne anlatılmaz kardeşim. Edirne yaşanır. Edirne yaşanır. Edirne yaşamadan daha siz
Kalkmışsınız bana saray için değiştireceksiniz. Bırakın saray için saray içi kalsın ya kardeşim. Sarayı değişin, zaten sarayı ihya edeceksiniz. Taş şeyler kalacak orada da. Neyin ihtiyacı, sarayı mı yapacaksınız? Hayır. Al işte Serim'in karşısındaki yemiş kapanağını, öyle kalacak. Saray için sarayı. Edirne'yi oraya taşımak istiyorsun. Sosyal tesislerini yap. Milli tapınaklar kamp yeri yap. Pehlivanları yatacak oteller yap. Yerler müsait senin, benim değil. Atatürk zaten Edirne halkına vermiş orasını. Taş yerinde ağırdır.